çok yakından takip ettiği Türkiye'nin insanlığı... Türk astronot Alper Gezer Avcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki mesaisinde üçüncü canlı bağlantısını üniversite öğrencileriyle yaptı. Meraklı gençlerimizi ve Samsunlu akademisi... Gezer Avcı, Samsun Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtladığı en dikkat çekici cevapsa uzayda olmak nasıl bir duygu sorusuna verdiği yanıt oldu. Ay yıldızlı bayrağımızı uzayda taşıma şerefine nail olmak tarif ötesi bir duygu. Sizlerin de desteğini burada hissetmek, benim his ve düşüncelerime paydaş olduğunuzu bilmek, mutlulukların aileyle paylaşıldığında çoğalması gibi deneyimlerimi daha da değerli hale getiriyor burada. Beni buraya taşıyan şanlı bayrağımızın istasyonda asılı olduğu yerlerden her geçişimde iradesi ve kararlılığı ile bu büyük adım atan devletimizin milletimize yaşattığı mutluluk, gurur ve heyecanı hissediyor ve hakikaten ürperiyorum. Alper Gezer Avcı uzaya uyum sağlayabilmek için hangi aşamalardan geçtiğini de anlattı. Öncelikle görevin fizyolojik gerekliliklerini karşılamaya yönelik alçak basınç odası ve santrifüj eğitimleri aldık. Eğitim safhatinin en ilk başlangıcında. Bu eğitimlerde bir uzay aracının fırlatma ve yörüngede seyir koşullarında ani ivmelerini çok kısa sürede yaşamanın insan vücudundaki etkileri ve bunlara karşı nasıl mukavemet gösterileceği üzerine çalıştık ve bunları pratik ettik. Türk astronot görev sonrası nereye iniş yapacaklarına ilişkin de bilgi verdi. Dragon kapsülü görev dönüşü suya iniş yapmak üzere tasarlanmış bir uzay aracı. Planlı inişimiz fırlatmanın da gerçekleşmiş olduğu Florida eyaletinin doğusunda Atlas Okyanusu ve batısında Meksika Körfezi'nde yer alan toplam 7 tane potansiyel iniş noktasından birisine olacak. Neden potansiyel diyorum? Çünkü inişe kadar... Çok yakından takip ettiği Türkiye'nin insanlığı... Türk astronot Alper Gezer Avcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki mesaisinde üçüncü canlı bağlantısını üniversite öğrencileriyle yaptı. Meraklı gençlerimizi ve Samsunlu akademisi... Gezer Avcı, Samsun Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtladığı en dikkat çekici cevapsa uzayda olmak nasıl bir duygu sorusuna verdiği yanıt oldu. Ay yıldızlı bayrağımızı uzayda taşıma şerefine nail olmak tarif ötesi bir duygu. Sizlerin de desteğini burada hissetmek, benim his ve düşüncelerime paydaş olduğunuzu bilmek, mutlulukların aileyle paylaşıldığında çoğalması gibi deneyimlerimi daha da değerli hale getiriyor burada. Beni buraya taşıyan şanlı bayrağımızın istasyonda asılı olduğu yerlerden her geçişimde iradesi ve kararlılığı ile bu büyük adım atan devletimizin milletimize yaşattığı mutluluk, gurur ve heyecanı hissediyor ve hakikaten ürperiyorum. Alper Gezer Avcı uzaya uyum sağlayabilmek için hangi aşamalardan geçtiğini de anlattı. Öncelikle görevin fizyolojik gerekliliklerini karşılamaya yönelik alçak basınç odası ve santrifüj eğitimleri aldık. Eğitim safhatinin en ilk başlangıcında. Bu eğitimlerde bir uzay aracının fırlatma ve yörüngede seyir koşullarında ani ivmelerini çok kısa sürede yaşamanın insan vücudundaki etkileri ve bunlara karşı nasıl mukavemet gösterileceği üzerine çalıştık ve bunları pratik ettik. Türk astronot görev sonrası nereye iniş yapacaklarına ilişkin de bilgi verdi. Dragon kapsülü görev dönüşü suya iniş yapmak üzere tasarlanmış bir uzay aracı. Planlı inişimiz fırlatmanın da gerçekleşmiş olduğu Florida eyaletinin doğusunda Atlas Okyanusu ve batısında Meksika Körfezi'nde yer alan toplam 7 tane potansiyel iniş noktasından birisine olacak. Neden potansiyel diyorum? Çünkü inişe kadar... Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.